yoğurttur. Çok doğru. Yoğurt her öğünde çocuğun, ister ayran ister cacık yapın istiyorsanız karıştırın baharatlarla, yeter ki yoğurt yesin. Çok önemli. Bugün çok önemli konulardan bahsettik. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Onların hastalıklarından, beslenmelerinden bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle Profesör Doktor Nermin Güler sizlere. Ben de teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ve aynı zamanda beslenme uzmanı Güneş Aksoy. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle Profesör Doktor Nermin Güler sizlere. Ben de teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ve aynı zamanda beslenme uzmanı Güneş Aksoy. Çok teşekkür ediyoruz Efendim yayınımıza çok katıldığınız için. Çok güzel bilgiler verdik. Harika. Umuyorum bundan sonra çocuklarımız daha sağlıklı beslenmeye başlarlar. Cihan Hocam neler yaptık bugün? Çok şeyden bahsettik. Evet, çok şeyler öğrendik hocalarımızdan, dostlarımızdan. Öğrendik ki aslında soğuk algınlığı, nezle, grip günlük hayatımız içinde olacak. Onlar bizim zaten direncimizi artıracak olan şeyler. Nezle de direncimizi düşürmemek, zarar vermemek adına... İşte basit ateş olabilir. Burnundan sadece sübük akabilir çocuklar ama ne ateş ağrı geçirici ne antibiyotik bir şeylerden uzak duracağız. Çünkü antibiyotik onlara zarar veriyor. Aşağı iniverir korkusuyla verdiğim şeyler zararlı. Gripal enfeksiyonlar biraz daha farklı. Paçavra gibi yapıyor gerçekten. Ateşi birazcık daha fazlalaştırıyor ama orada da antibiyotik zararlı. İşte orada da ateşi biraz takip etmek. Eğer 39'ların üzerindeyse direnci birazcık daha artıracak şeyler vermek lazım. Öğrendik ki eğer mikroplar, bakteriler gelir yerleşirlerse o zaman uyanık durmak lazım. O zaman işte doktorlara çok iş düşürüyor. Boğaz kültürleriyle boğazı ağrıyan, burada kırmızılıklar olan çocuklarda da ihmal etmemek lazım ama panikte yaşamamak lazım. Antibiyotiklerle bunlar halloluyor. Virüslerde gerek yok. Öğrendik ki beslenmek çok önemli. Beslenmekle birlikte sevgi dolu bir ortamda, sevgi dolu bir yuvada yetişmek önemli. Öğrendik ki memleketimizin bu muhteşem sebzelerinden, meyvelerinden, yağlarından olabildiğince istifade etmek, beslenmemiz için gerekli, yeterli mineral vitamin desteğini veriyor. Ama annenin yavrularım diye sorduklarınız gibi vitamin haplarıyla, vitamin damlalarıyla onları boğmayalım. Zaten onlara ihtiyaç varsa doktorlar onları verecektir ama bunların içinde çok şey var. Ve öğrendik ki aileyle birlikte 2 yaşından 1,5-2 yaşından itibaren mutlu bir aileyle, huzurlu bir aileyle birlikte sofraya oturmak, şu güzel gıdalardan çeşit çeşit istifade etmek ama çocuğu boğmamak, ona yapabileceğimiz en büyük iyilik, en büyük sevgi. Ne dersin? Herhalde hepimiz katılıyoruz değil mi? Hepimiz sevgiliyiz hocam. Ben de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar sizlere bugün bizlerle birlikte olduğunuz için. Evet, Aile Doktor programımız bugün de sona erdi. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağız. Dopdolu bir sağlık programı yarın da sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.